Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size karatede kullanılan zorunlu ekipman olan dişlik nasıl yapılır, ağzımıza uygun hale nasıl getirilir bunu anlatacağım. Acemi öğrencilerimizin ilk turnuvaya girdiğinde bu dişliği yapmakta zorluk çektiği veya alır almaz direkt ağzına takmaya uğraştığı bir ekipman. Ama bunu kaynar su yardımıyla kendi ağzımıza uygun hale getirmemiz gerekiyor. Öncelikle dişliği aldık. Dişliğin arka kısımlarından makas yardımıyla birer santim kestiğimizde ağzımıza büyük gelmeyecek. Hemen bu ucundan kestik. Bir ucundan daha kesiyoruz. Birer santim kestikten sonra bir bardak alıyorum. Bardağın içerisine kaynar suyu döküyorum. Suyun kaynar olması gerekiyor. Eğer herhangi bir ılıklık olursa dişlik şekillenmeyecek. Çünkü plastik bir malzemeden yapılıyor. Kaynar suda eriyecek. Kaynar suyun içerisine dişliği atıyorum. Yaklaşık 10 saniye kadar tuttuktan sonra bekliyorum. 10 saniye tuttuktan sonra bir çatal, kaşık veya herhangi bir şey yardımıyla dişliği alıp direkt sıcak vaziyette ağzınıza ağzımıza taktıktan sonra kenarlarına bastırarak dişlerimizin şeklini almasını sağlıyoruz. Eğer ki dişlerinizin şeklini almazsa müsabaka esnasında ağzınızdan çıkar, ağzınıza uygun hale gelmezse bağıramazsınız, nefes alamazsınız, sizi engeller. Bundan dolayı ağzınıza taktıktan sonra baskılarınızı yapın. Dişliğimiz kullanıma hazır hale geliyor. Bundan sonraki süreçte bu dişliği kullanabilirsiniz. Diş şekilleriniz değişebilir yaşlarınız ilerledikçe veya yeni dişlikler alabilirsiniz. Bu dişlikleri de aynı bu sistemde yapabilirsiniz. Tabii ki bunları daha yüksek ücretler karşılığında diş hekimlerine de yaptırabiliyorsunuz. Ama fiyatları oldukça fazla oluyor. Pratik şekilde en uygun dişlik yapımı, en uygun dişlik şekli bu şekilde oluşuyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. İyi seyirler, iyi günler.